Herkese merhabalar. Dokuyun sırf matematik birinci dönem birinci yazıya hazırlanmaya başlıyoruz. Ve bütün konuları şu ana kadar öğrendiğimiz konuların hepsini hızlı bir tekrar edeceğiz. Ardından da süper bir şekilde matematik yazılısında çıkabilecek soruları, çıkabilecek tarzları beraber göreceğiz. Ve çok güzel sorular çözeceğiz. Ve sınavımıza en iyi şekilde hazırlanmış olacağız. Şimdi ilk başta bu canlı dersimizde Biliyorsunuz ki mantık, kümeler, denklem eşitsizlikler yani üç tane üniteden e, sorumluyuz ama denklem eşitsizlikler çok geniş bir ünite olduğu için sadece ilk kısmından sorumluyuz. Yani Ağırlık sınavımız mantık ve kümelerden çıkacak. Kümeler de daha ağırlıklı hatta. Ve ardından da denklem ve eşitliklerden de bir iki soru gelmesini. Bazı okullara tabii daha da fazla gelebilir ama ortalama bir iki soru gelmesini bekliyoruz. Peki ilk başta bu canlı dersimizde bu gördüğümüz konuların hepsinin hızlı bir özetini yapacağız. Ama jet hızlı. Gerçekten çok hızlı bir özetini yapacağız. Mantıkla, kümelerde neler işlemiştik, hangi başlıklar vardı. Ve bu başlıkları biz nasıl hatırlamamız gerekiyor? Sınavda çıkabilecek tarzdakileri... Ben sana hemen şöyle göstereceğim. Mesela kesin çıkar diyeceğim veya işte hoca sorar diyeceğim ve gerçekten önemli noktaları belirteceğim. Ardından da sınav sorularımıza geçeceğiz. Yani bu tekrarımızı yaptıktan sonra sınavda çıkabilecek ayarda gerçekten kaliteli ve sınav sorusu ayarındaki sorularla kendimizi sınava en iyi şekilde hazırlayacağız diyoruz ve Tabii ki bu dersimizde işleyeceğimiz bu konuların hepsini istersen kaydırıp böyle aşağıda kaydırmalı da vereceğiz. Kaydırıp istediğin dakikaya atlayabilirsin ve konu özetini izlemek istemiyorsan hemen sorulara geçebilirsin. Veya ama ben şiddetle tavsiye ediyorum konu özetini mutlaka izleyelim. Çünkü çok önemli detaylara burada değineceğim. Ama şunu da duyurmak istiyorum tabii ki ben baştan. Yazılı notlarımızda, birinci dönem yazılı notlarımızda bir ve ikinci yazının edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji bütün derslerimiz var. Hatırlamamız gereken her şey bu el kadar şeyin içerisinde aslında gerçekten kalınca da bir kitapçık oldu. Dokuzuncu sınıfın konuları çok fazla. Birinci dönem birinci yazılı konuları da çok fazla. Burada da bu kitab olan arkadaşlar için de hemen söylemek istiyorum ee, hangi konulardan e, çalışacağız ve hangi sayfalara çalışacağız. Bu da gerçekten çok önemli tüyolar verdik. Hoca sorar, yazılıda sorulur gibi alt başlıklar da verdik. Burada çıkacak sınavda karşımıza çıkacak e, sayfalarımız sayfa 93'ten başlıyor. Birinci yazılı konularımız. Ardından e, kümeler ve işte kartezyen çarpım ve denklem ve eşitsizliklerin aslında başına kadar o da sayfa 110'a kadar çalışabilirsiniz matematik kısmından buradaki el yazması notlarla ve aynı zamanda dinamo matematik soru bankası olan arkadaşlarımız için de hep bekledik bekledik ama şimdi artık bu yazılıya hazırlık kısımlarının ödevlerini vermeye geldi. Çünkü aslında her ünitemizin sonunda her ünitemizin sonunda yazılıya hazırlanalım kısımları var. Burada mantığın işte sayfa 44 45'te aynı şekilde kümelerin de ee, hemen söylemek istiyorum. Burada map kazanımları da var. Oradan da bakabilirsiniz. Kümelerin de sayfa 78 pardon 79 ve 80'de bu iki sayfaları da yaparsanız harika bir şekilde sınava hazırlanmış olacağız. Hadi bakalım o zaman dersimize ilk başta öğrenci notlarının özetiyle başlayalım. İlk başta biz biliyoruz ki sınavımız mantık ünitesinden, kümeler ünitesinden ve tamamından, iki ünitenin de tamamından bir de denklem ve işsizliğinin sadece baş kısmından çıkacak. Peki biz mantıkta neler öğrenmiştik? Bunları tekrar edelim bakalım. Şimdi doğru ya da yanlış diyebildiğimiz ifadeleri biz mantıkta önerme adını veriyoruz. İşte mesela e, bu, e, bu kalem çok güzel. Ben doğru ya da yanlış diyemem. O sana bağlı veya merhaba. Doğru ya da yanlış diyemem. Ama biz mesela dünya düzdür. Yanlış. İşte eee diyelim ki işte her sayının karesi negatiftir yanlış bunların ifadelerin kesinlikle yanlış olduğunu veya kesinlikle doğru olduğunu söyleyebilirim ve özel değil bunlar yani kişiden kişiye göre değişmiyor herkesin kabul ettiği gerçek. İstanbul Türkiye'nin başkenti deseler bize bu yanlış bir önerme olur. Ama bu yine önermedir. Doğru ya da yanlış diyebiliyorum. Bu önemli ve ayrıntı onu ihmal etmeyelim. Doğru olursa mesela İstanbul Türkiye'nin başkenttir dersek yanlış olur. Yanlışı sıfırla gösteriyoruz. Ama Ankara e, Türkiye'nin başkenti dersek doğru olur. Onu da birle gösteriyoruz. Doğru önerme bir, yanlış önerme sıfır. Zaten bunları biliyoruz. Hızlı tekrar edeceğim. Eğer bir önerme doğruluk değeri birse biz bunu denktir işaretiyle gösteriyoruz. Eşittir yoktu mantıkta sadece denktir işareti. Bir de bunun e, değil denilen bir şey var. O da şu Ankara Türkiye'nin başkentidir. Doğru bir önerme ve önerme. Ankara Türkiye'nin başkenti değildir dediğim zaman da bu önermemizin değil oluyor ve bunun tam tersi yani yanlış oluyor. Ankara Türkiye'nin başkent değildir demek yanlış oluyor ve sıfırla gösteriliyor diyoruz. O zaman önermelerde mantıkta sadece iki tane rakam var o da bir ya da sıfır bu doğru demek... Bu da yanlış demek. Hızlı bir tekrar yaptım. Bu en temeliydi. Bir de en tane önermenin doğruluk durumları nedir dersek de 2 üzeri n oluyor diyebiliriz. Peki, n tane önermenin doğruluk durumları 2 üzeri n oluyor ve burada bizim bilmemiz gereken şey 2 üzeri n tane durum vardır. Yani şu demek. Mesela P ve Q varsa biz burada 2 üzeri 2 4 tane farklı durum olabiliyor. Nasıl oluyordu? onu doğruluk tablosunu gösteriyorduk. Şu şekilde 1 1 olabiliyor, 1 0 olabiliyor. 0 1 olabiliyor veya 0 0 olabiliyor. Burada 4 farklı durum dan bahsediyoruz. 2 üzeri 2 ile hesaplanıyor. Eğer 3 tane olsaydı ki sınavlarda genellikle 2'den giderler ama 3 tane de sorabilir. 3 tane sorarsa da 2 üzeri 3 eşittir 8 tane farklı durum ortaya çıkıyor diyebiliriz. İlk başta şunu hatırlamamız gerekiyor. Veya ve aynı zamanda işte ya da ve ise işlemleri bunlar nelerdi? Bunları bir hatırlayalım. Sonrasında demorgunlara ve benzeri geleceğiz. İlk başta hemen Birleşik önermeler mantığını bilmemiz gerekiyor. Nasıl biz toplama çıkarma yapabiliyorsak mantıkta da veya ve ya da ise ancak ve ancak şeklinde beş tane işlem yapabiliyoruz. Veya işlemini gördüğümüz zaman hemen aklımıza toplama gibi gelecek. Yani bu toplama gibi. Ve işlemini görünce de çarpma gibi gelecek. Ne demek hemen bakalım. E, sıfır artı sıfır sıfırdır. Sıfır artı bir. 1'dir. 1 artı 0 1'dir. 1 artı 1 2'dir ama mantıkta sadece 1 ve 0 olduğu için 1'dir diyoruz. Peki çarpma nasıl oluyor? V işlemi ters V şeklinde yazıyor. bu arada. V şeklinde yazan şey bak onun tersi veya işlemi oluyor ama V işlemi de ters V şeklinde yazılıyor. 0 kere 0 0 0 kere 1 0 1 kere 0 0 1 kere 1 1. İşte bu şekilde aslında çarpma ve toplama şeklinde çok rahat aklımızda tutabiliriz. Aynı zamanda, aynı zamanda buradaki aslında dikkat ettiysek... V işleminde sadece sonuç bir olduğu yer ikisinin de bir olduğu veya işleminde de buna dikkat edelim diye söylüyorum. Sonucun sıfır olduğu yer sadece e, sıfır artı sıfır durumu, diğerlerinin hepsinde bir oluyor. Yani veya işlemi genellikle birci e, çarpma işlemi ise yani V işlemi ise genellikle sıfırcı diye aklımıza tutabiliriz. Peki geldik ya da işlemine. Ya da da şöyle bir kuralımız var. Aynı ise sıfır, farklı ise bir. Yani bir bir aynı, sonuç sıfır. Sıfır sıfır aynı, sonuç sıfır. Ama bir sıfır farklı olduğu için sonuç bir şeklinde aklımıza tutabiliriz. Genellikle en popülerleri veya ve ve'dir tabii ki. Bu ikisi çok çıkar sınavlarda. Bir de ise çok çıkar. Ona da bakalım. İse'nin kuralıysa ise şu aslında yüz kuralı. Bir ise sıfır, sıfırdır. Onun dışındaki her şey birdir. Yani ise aslında birci gibi yani gerçekten de çoğunlukla sonuç biri çıkıyor. Ama sadece birden sıfıra giderken sonuç sıfır çıkıyor. İşte onu da yüz kralı şeklinde aklımızda tutabiliriz. Ancak ve ancak da ise yadanın tam tersi diye düşüneceğiz. Aynıysa bir farklıysa sıfır oluyor. Aynı ikisi de sonuç bir. Aynı ikisi de sonuç bir. Farklı ise de e, sıfır diyoruz. Biz bu bütün yaptığımız tablolara doğruluk tablosu adını veriyoruz. Onu da aklımıza tutalım. Burada dikkat edelim. Bir, iki, üç, dört tane durum nasıl hesaplıyoruz aslında? İkinin ikinci kuvveti dört durumdan hesaplıyoruz. Çünkü iki tane önerme genellikle verilir. Sınavlarda da böyle verilir ve bu şekilde de aslında bütün işlemlerin üzerinden geçmiş olduk. Şimdi bu bütün işlemlerin aslında bazı özel kuralları var. Onları göstermek istiyorum. Mesela De Morgan kuralı. De Morgan kuralı aralarındaki en popüler kuraldır. O da şöyle. P veya Q diye bir ifadeyi yazdık ve üzerine de bir tane değil işareti koyduk. Bu değili aslında içeriye dağıtabiliyorum. Nasıl dağıtıyorum? Hem bunun üzerine hem bunun üzerine hem de işaretin üzerine de geliyor burada çok enteresan bir şey oluyor ve bu veya işlemi V'ye dönüşüyor. Eğer burada V olsaydı veya'e dönüşecekti. O yüzden veya ile V birbirlerinin birazcık daha hani tersi gibi düşünebilirsiniz, değil'i gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? P'nin değil'i, Q'nun değil'i, veya'nın değil'i de V oldu. Bu şekilde Demorgun içeriye dağılmış oldu aslında. Peki bir kural daha öğretmek istiyorum. O da şu. Değili var tamam. Bir de bunun değilini alırsak değilinin değili de kendisi oluyor. Bu da sınavlarda çok çıkan bir kuraldır diye unutmayalım. Çünkü bazen içeride de değil oluyor. Değilin üstüne değil gelince kendisine dönüşüyor. Bu da çok altın bir kuraldır. Şimdi değişme özelliği çok basit. Veya ve V işleminde ikisine de istersek yer değiştirebiliriz. Birleşme özelliğinde istersek bunların e, parantezlerine işte bu ikisi birleşmişti ama sonrasında bu ikisi birleşip bu hale gelebilir. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Değişme özelliğinde hiçbir problem yok ama birleşme özelliğinde bütün işaretlerin aynı olması gerekiyor. Bütün işaretten aynı olmak zorunda. Dağılma özelliği ise sınavda soruların geldiği yerdir aslında. Sınavda en fazla soru buradan gelip dağılma özelliğinde ise işaretler farklı olduğu için dağılır. Bak burada veya var, burada V var. Dolayısıyla bu durumda dağılma özelliğini kullanır Böyle içeriye dağıtırız. Ama dikkat edelim burada dağılma özelliğini kullanmayız. Çünkü işaretler hep aynı. Hepsi V işareti. Dolayısıyla burada dağılma özelliği olmaz. Birleşme özelliği olur. Dağılma özelliğinde de çünkü işaretler aynı ya. Herkes birleşiyor. Kardeş oluyor. Ama burada ise işaretler farklı olduğu için dağıtıyoruz içeriye bunu. Neyi dağıtıyoruz? Şöyle bütün hepsini dağıtıyoruz. Bununla bunu, bununla bunu çarpıyoruz. Aralara da bu işareti koyuyoruz. Yani şu işaret parantezin içindeyken dışına geliyor. Diğeri ise parantezin dışındayken parantezin içlerine geliyor şeklinde düşünebiliriz. Bunlar çok önemli sınavda garanti soruları var bunlar. Peki geldik bir de isenin veya'ya dönüştürülmesine. Bu da sınav sorularından bir tanesidir çünkü hocalar en fazla sevdikleri zor sorularda özellikle şu işareti şu dönüşümü soruyorlar. Peki nasıl oluyor bu? ise işaretinin dönüşümü şu şekilde oluyor. Bir kere ise veya'ya dönüşüyor. Yani ise işareti veya'ya dönüşüyor. Ama bunu yaparken diyor ki madem veya'ya dönüştüm o zaman en baştaki arkadaşımızı değillerim diyor. Ne demek değillerim? En baştaki arkadaşımızı değiştiririm diyor. Mesela P ise Q'yu veya'ya dönüştürdüğümüz zaman burası veya yaptığımız zaman P'nin değili veya Q haline geliyor. Yani burada mesela başka bir örnek verelim. R ise T diyelim. Mesela bunu biz dönüştürdüğümüz zaman R'nin değili ilk başta en baştakinin değil oluyor veya T haline geliyor. Sınav sorusudur. Garanti 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 her sınavda çıkar bu. Bir de P ise Q önermesinin karşıtı, tersi ve karşıt tersi denilen 3 tane farklı durumu var. Onlardan birincisi karşıtı. Yer değiştiriyorsun. İnanılmaz basit. Tersi ise ikisinin de üzerlerine değil işareti atıyorsun. Karşıt tersi ise hem yer değiştiriyorsun hem de üzerlerine değil atıyorsun. Bak burada hatta şöyle birazcık daha yaklaştıralım. İlk başta ne yapıyoruz? karşıtını sadece yer düşük. P ise Q'ydu. Q ise P. Biliyorum bunlar çok karışıyor ama mantıklı sadece P, Q, R, S, T harflerini kullanıyoruz. X, Y, Z falan filan kullanmıyoruz genellikle. Genellikle önermelerde P, Q, R, S, T. Peki tersinde ne yapıyorduk? Üç, üzerlerine değil işareti. Karşıt tersinde hem değil işareti hem de e, yerleri değişiyor diyoruz. Peki ancak ve ancak bir açılım var. Çok fazla sorulmuyor ama yine de bilelim. P ise Q ve P e, pardon bunu yanlış yazmışım. Hemen düzeltiyorum. Q ise P'dir diyorum. Buradaki hatamızı da düzeltmiş olduk. P ise Q ve Q ise P şeklinde zaten Q ile P birbirine çok karışıyor. Q ise P şeklinde V aralarına gelecek şekilde bunları açabiliriz. Bir de niceleyiciler var. Niceleyicilerde de şunu bilmemiz gerekiyor. Aslında mantık şu niceleyicilerde biz her e, ...eleman dedi demek istediğimiz zaman... ...şu işareti kullanıyoruz. Ters A işareti. Mesela her... E, ...armut diyelim mesela. Her armut. Dünya üzerindeki her armuttan... ...bahsediyor. Ama... ...bazı armutlar... ...dediği zaman mesela... ...bu bazılarından bahsediyor. Mesela... ...bazı armutlar işte... E, ...şeydir... E, ...sarıdır. Bazı armutlar yeşildir. Bunu söyleyebilirim. Ama... Her armut sarıdır dediğim zaman bu patlar. Genellikle çok iddialı oluyor. Hayır abicim benim bildiğim yeşil armutlar da var satılan. Veya işte devasa armut da deveci armutu mesela sarımtırak bir renktedir diye e, düşüne sarı, sarı yeşil karışımıdır. Hani i̇lla sarı olması gerekmiyor gibi yorumlayabilir. Dolayısıyla genellikle şu çok iddialı oluyor. Sorularda da gelecek bu karşımıza. Ama bazı da birazcık daha az iddialı şeklinde ama bazı ifadesiyle gösteriliyor. Burada şöyle bir şey var. ...herin değili yani tersi aslında bazı oluyor. Yani her insan demenin tersi bazı insanlar. Genelleme yapma bazı insanlar gibi düşünebilirsin. E, ve aynı zamanda eşittirin değilinin eşittir olmadığını... ...eşit değildir olduğunu... E, ...büyüktürün değilinin küçük veya eşittir olduğunu... Yani ...bu çok önemli. Genellikle mesela şöyle bir şey yazılıyor. Şöyle bir şey yazılıyor. Mesela x e, küçüktür... Altının değili nedir dersek x büyük ve eşittir 6 olması gerekiyor. Yani tersini buluyoruz ama dikkat edelim. Küçük türün tersinde büyük ve eşittir de var diyoruz. Ve bunları tekrar ettikten sonra şimdi kümelere geldik. En fazla soru çıkacak kısımlardan bir tanesi kümelerdir diye düşünebiliriz. Şimdi a kümesini bu şekilde yazmışız. İlk başta ne yapıyoruz? Bir küme parantezi açıyoruz. Bu küme parantezi demek ve bu küme parantezini en sonda kapatmak zorundayız. Bu büyük küme parantezi. A kümesini tanımlıyor. A kümesinin içerisinde A var, B, C, D var şeklinde gözüküyor. Ama kavram kargaşası yaşamamak için A kümesinin içerisinde bu parantezi açtıktan sonra ilk elemanı yazdık. Virgül sonra diğer elemana geçmem gerekiyor. Diğer eleman bütün bunun hepsi. Çünkü Artık bu şöyle parantezli bir şekilde bulunduğu zaman tek bir eleman gibi gözüküyor. Sonra virgül, sonra da son eleman geldik. Yani A kümesi aslında üç elemanlı. Ve bu üç elemanları hemen yazıyorum. A, e, D en sondaki eleman. Bir de ortadaki eleman da şöyle parantezli BC. Bu bir eleman haline geliyor. Bu birazcık kavram kaygısı yaratabilir ama A elemanıdır A. D elemanıdır A. Bu parantezli BC de elemanıdır A şeklinde düşünebiliriz. Ama dikkat edelim B elemanı değildir A. Neden? Çünkü B buradaki bir elemanın bir alt parçası aslında. Ona dikkat edeceğiz. Peki alt küme kavramına bakalım. O da çok önemli. En elemanlı kümenin 2 üzeri n tane alt kümesi vardır. Mesela hemen şöyle yapalım. Mesela A kümesi diyelim. Ben bunu istersen Venn şemasıyla, istersem liste yöntemiyle gösterebiliyorum. Ee, buna 1, 2, üç elemanları diyelim. Burası çok önemli. Ben alt de istersem böyle bir alt küme oluştururum. İstersem bu ikisiyle bir alt küme oluştururum. İstersem burada boş küme oluştururum. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Bunu unutmayacağız. Bir istersem sadece şu ikisini alırım. İster, ya bunun gibi seçeneklere sıraladığımız zaman iki üzeri n tane alt kümesi vardır. Sınavda bununla alakalı soru gelebilir ve aynı zamanda e, buradaki alt kümelerin içerisinde de boş küme kesinlikle vardır diyoruz ve kendisi dışındaki alt kümeleri söylediğimiz zaman da buna da biz öz alt küme adını veriyoruz ve bunun e, hesaplanış yöntemi de 2 üzeri n eksi 1 ile hesaplanıyor diyebiliriz. Bir de kümelerin birbirine göre durumlarında mesela burada B kümesi A kümesini kapsıyor ve A kümesi B kümesinin alt kümesi İşte bu ifadeyi biz alt kümesidir ifadesi diyoruz. Yani A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Peki e, boş küme B kümesinin alt kümesidir çünkü boş küme zaten her kümenin alt kümesi. Bir de B kendisinin de alt kümesidir. Yani her küme kendisinin alt kümesidir diye düşünebiliriz. Bunlar alt kümelerle ilgili kavramlar ve aynı zamanda A, B'nin alt kümesi ve B, A'nın alt kümesi gibi bir şey yazdıysa bize bir soruda, bir sınavda veya bir yerde bu iki küme birbirine eşittir bilmemiz gerekiyor. Yani bu iki küme birbirine eşit olunca... Her ikisi de birbirinin alt kümesi oluyor diyoruz. Peki çok önemli kavramlardan bir tanesi de şu. E evrensel küme denilen bir kü eşek kadar küme tanımlıyorum. Ve bunun içerisinde A diye bir küme koydum. Ve burada şunu unutmamız gerekiyor. Evrensel küme her şeyi kapsar diye düşünülen evren gibi düşünelim, düşüneceğimiz bir yer. Ve A kümesi de bunun içine bir küme. Ve A kümesinin dışındaki bu pembe alan aslında... ...A'nın tümleyeni diye adlandırılıyor ve A'nın üzerine bir tane çizgi koyarak bulunuyor. Sanki mantıktaki D ile benziyor aslında bu. Dolayısıyla tümleyeni dediğimiz şey A'nın dışındaki her yer. Bunu da yazmak istiyorum çünkü genellikle akıl yürütmede e, bunu çoğunlukla kullanıyoruz. A'nın dışındaki her yer diyebiliriz. A'nın tümleyeni ifadesine. Peki geldik en önemli kısma. Kümelerde en fazla sorunun çıktığı kısım aslında burası. Çünkü... Ee, biz burada matematiksel hesapları, küme problemlerini bu formüllerle ve formülde bırak aslında akıl yürütmelerle çözebiliyoruz. Bana iki tane küme verse dese ki A ve B kümesi var kardeşim dese hemen yapmayam, yapmam gereken şey şu. A ile B'yi birbirleriyle kesişiyormuş gibi çizeceğim. Sonra etraflarına bir evrensel küme çizeceğim. Bu çok önemli çünkü sınavda soruları çözerken bunlar karşımıza çok geliyor. Eğer ben... ben bütün bu A, B kümesinden bahsediyorsam A birleşim B oluyor ve U harfiyle gösteriyoruz birleşimi. Buna birleşim işlemi diyoruz. Birleşim işlemi diyoruz. A birleşim B. Aynı zamanda tam ortası yani A ile B'nin kesiştiği yeri sorarsa bana A kesişim B diyeceğim. O da ters U harfiyle gösteriliyor. Aslında mantıktaki veya işlemine yani A veya B ikisi de olabilir mantıktaki V işlemine A ve B ikisinin de ortak olduğu yeri soruyorum gibi aslında birbirleri arasında bir ilişki var diyebiliriz. Bu kesişimdi, bu kesişimdi, diğeri de birleşimdi. Peki geldik o zaman kesişim ve birleşimi gösterdikten sonra diyoruz ki A'nın A'nın B'den farklı olan yerleri A fark B. İstersek bunu bu arada şöyle de gösteriyoruz. A eksi B diye de gösteriyoruz. Yani A'nın İçinden B'yi çıkar at. A'nın içinden B'yi çıkardım attığım zaman şu parça kalıyor. Yani ay parçası gibi aslında. Şöyle bir kıvrımı da var. Şu parça kalıyor. Ve burası bizim için A fark B oluyor. Aynı şekilde B'nin içinden A'yı at. B fark A şeklinde bir de bölmenin tersi şeklinde de yazılabiliyor. Yani A eksi B, B eksi A diye de yazabilir. Veya B ters bölme A şeklinde ona da fark işlemi diyoruz. Bu da aynı şekilde bu mavi yerdir diye düşünebiliriz. Yeşil yer kesişim. Bütün hepsi A birleşim B diyoruz? Peki burada kuralımız çok önemli. O da şu. Eğer biz A birleşim B'yi bulmak istiyorsak A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını toplayacağız. Kesişimini onlardan çıkarmamız gerekiyor. Bu tarz sorularda en fazla uygulanan yöntem şu. Buradaki ifa yere x diyeceksin, buraya y diyeceksin, buraya z diyeceksin, buraya da t diyeceksin. Şimdi dört tane bölge vardır. Eğer iki tane küme var derse dört tane bölge vardır. Onlar A fark B'nin olduğu sarı bölge, o da x dedik. E, y yani kesişimleri ikisinin burası B fark A'nın olduğu z e, yani B'nin A'dan farklı olan yeri mavi bölge. Bu Z de aslında bu iki kümenin dışındaki her yerdir. Ve biz bu X, Y, Z, T yi dememizin sebebi aslında kolay yoldan işlem yapabilmemiz. Matematiksel işlemleri harflerle yapabilmemiz. Ve aynı zamanda mesela A'nın eleman sayısı nedir dese mesela. A'nın eleman sayısı nedir dese burada. Bu ikisidir aslında bu bu dairenin içinde olan her şeydi ya. X ve Y'nin eleman sayısının toplamıdır. X ve Y'nin toplamıdır. Mesela biz burada B'nin eleman sayısı nedir derse Y ve Z'nin toplamı oluyor. Aynı şekilde A birleşim B'nin eleman sayısı nedir derse yani hepsinin A ile B'nin birleştiğinin eleman sayısı nedir derse X artı Y artı Z dememiz gerekiyor. Aynı şekilde e, bu dışarıdaki yani... A birleşim B'nin A birleşim B'nin tüm eleman sayısındadır derse bize. Dışında kalan yani bunların dışında kalan her yerin eleman sayısı T'dir diye düşünebiliriz. Bunlar çok önemli. Karşımda çok çıkıyor. Bu tarz işlemlerde tabi burada 3 olacak, 5 olacak, bu 7 olacak falan filan. Bir de mesela ee, burada anı eleman sayısını ayrıca verdiği zaman bana mesela buraya 10 dedi diyelim. Anı eleman sayısını buraya yazmam gerekiyor. Sakın içine yazmayalım. Çünkü burada kesişim de var. O yüzden ben diyeceğim ki anı eleman sayısı 10 aslında bu ikisinin toplamıdır. Yani x artı y 10'dur diye düşüneceğim. Ve aynı şekilde B'ye mesela 20 dedi. O zaman diyeceğim ki Y artı Z 20'dir. Yani bu ikisinin toplamı 20'dir şeklinde akıl yürütmeler yapmam gerekiyor. Kümelerde Gerçekten bununla alakalı yüzde bin trilyon bir sürü soru gelecek ve iki tane minimum iki tane soru gelecek. Dolayısıyla çok önemli burası bizim için. Aynı zamanda kartezen çarpım bakalım. Kartezen çarpımda sıralı iki denilen bir kavram var. Parantez açıyorsun virgülle ayırıyorsun iki tane ikiliyi. Yani parantez açtım mesela Mesela öküz diyelim virgül dana diyelim. İşte burada sıralı bir ikili var. Aslında öküz ilk başta sonra dana ikinci. Yani bu virgül aslında bunları sıralıyor birbirlerine karışmamasını sağlıyor. Veya işte x kare artı 5x virgül y kare eksi 8. Mesela bu birincisi bu ikincisi. Eğer bize desek ki adam mesela bu eşittir 3 e, e, virgül 5 desek. O zaman diyeceğiz ki bu ilkiyle bu ilki birbirine eşit, bu ikinciyle bu ikinci birbirine eşit şeklinde birbirleriyle eşleştirme yapacağız. Bu da çok önemli bir mantık diyoruz. Peki sıralı ikililiği geçtikten sonra bir de kartezyen çarpımına bakalım. Kartezyen çarpımı şu. A kümesi diyelim ki, e, hatta şöyle yazalım. A kümesi diyelim ki e, A ve B elemanlarına sahip. A ve B elemanlarına sahip. Zaten buradan gözüküyor. A ve B B kümesi de B kümesi de 1 ve 2 elemanlara sahip. Şimdi biz bu ikisini çarptığımız zaman birbirleriyle elemanlarını çiftleştiriyoruz demek. Ne demek bu çiftleştirmek? A ile B'yi çarptığım zaman diyorum ki A ile 1'i çiftleştiriyorum. A ile 1. Sonra A ile 2'yi çiftleştiriyorum. A ile 2. Sonra B ile 1'i çiftleştiriyorum. B ile 1. Sonra B ile 2. Ama dikkat edelim. A'nın elemanları hep başta yazılıyor sıralı ikililerde. B'nin elemanları ise B'nin elemanları ise hep sonra ikinci sırada yazılıyor. Yani o yüzden bir kartezyen çarpımının sırası çok önemli. Bu ilki, bu ikincisi. Bu çok önemli. Kartezyen çarpımında sıra çok çok önemli. Mesela B çarpı A yapsaydım o zaman ilk başta B'nin elemanları gelmeliydi. Yani 1 ve 2 gelmeliydi. Sonrasında sıralı ikililerin içerisinde ee, anıl elemanları gelmeliydi. Ama dikkat edelim her bir sıralı ikili de parantez şart virgülle ayrılmak şart. Ve sıralı ikililerin her birisi de bir eleman haline geliyor kartezyen çarpım kümesine. Çünkü kartezyen çarpım bir kümedir ve bu küme burada başlıyor burada bitiyor. Ve bunların içindeki virgülle ayrılan her şey elemandır. Ama dikkat edin. Parantezin içindeki virgüle karışmıyorsun. O sıralı ikilinin virgülü. Bu da elemanların ayırma virgülü. O yüzden bir 2, 3, 4 tane elemanı var bu kartezyen çarpım kümesi. Neden? Çünkü bunun iki elemanı vardı. Bunun iki elemanı vardı. 2 kere 2, 4 eder. Dolayısıyla 4 elemanlı bir kartezyen çarpım kümesi diyoruz. Dolayısıyla kartezyen çarpımın eleman sayısına ulaşırken kümelerin eleman sayılarını çarpıyoruz diyoruz. Ve geldik denklem ve eşitsizlikler tekrarına. Burada da şunu bilmemiz gerekiyor bütün bildiğimiz sayılara biz reel sayılar diyoruz. Yani gerçek sayılar kümesi veya reel sayılar kümesi diyoruz. Biz buna o zaman ne diyormuşuz? Gerçek gerçel sayılar dediğini bir bazen e, reel sayılar da diyebiliyor ama gerçek sayılar kümesi diye düşünebiliriz. Bu gerçek sayılar kümesinin içinde bir rasyonel kısım var, bir de irrasyonel kısım var. Bu rasyonel kısım soldaki rasyonel kısım rasyonel sayılar. Bir de irrasyonel sayılar denilen işte pi, karekök 2, karekök 15 gibi virgülün sonunun gelmediği, bir türlü bitmeyen, virgülün sonunun hesaplanamadığı sayılar var irrasyonel sayılarda. Peki virgülün sonunun hesaplandığı rasyonel sayılara baktığımız zaman burada e, önemli bazı kavramlar var. Bunlardan birincisi en başta bir kere doğal sayıları bilmemiz gerekiyor. Doğal sayılar, natural sayılar aslında (natural numbers) diye İngilizce geçiyor. Sıfırdan başlıyor, bir, iki, üç, dört nokta 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 ilerliyor, sonsuza kadar gidiyor. Bir de bunun tam sayılar kümesi var. Tam sayılar kümesi de negatif sayılar da var. Dolayısıyla aslında sıfır var, bir var, iki var, üç var, bu böyle gidiyor. Bir de eksi bir var. Eksi 2 var. Böyle son, eksi sonsuza kadar da gidiyor. Yani dolayısıyla soldan sağa her türlü ilerliyor. Burada şunu hatırlamamız gerekiyor. Pozitif tam sayılar kümesi var. O da 1, 2, 3, 4 şeklinde ilerliyor. Bir de negatif tam sayılar kümesi var. O da eksi 1, eksi 2, eksi 3, nokta nokta, eksi sonsuza kadar gidiyor şeklinde düşünebiliriz. O yüzden pozitif tam sayılar ve negatif tam sayılar deyince aklımıza neler gelmesi gerektiğini biliyoruz. Ee, peki aynı zamanda şunu da bilmemiz gerekiyor, pozitif ile negatifin toplamının bir de sıfırla birleşimi aslında bütün tam sayıları veriyor kuralımızda aklımıza da tutabiliriz ve e, bir de kıl noktalardan bir tanesi devirli sayılar var. O devirli sayılar aslında rasyonel sayıların içine gidiyor. Çünkü ben onu A bölü B şeklinde yazabiliyorum. Rasyonel sayılar A bölü B şeklinde yazılabilen bütün sayılar rasyonel sayıdır. Mesela e, aslında 2'nin altında görünmez bir var. Eksi 2'nin altında görünmez bir var. Eksi 3'ün altında görünmez bir var. Bunların hepsi bölü 1 yani A bölü B şeklinde yazılabiliyor. 3 bölü 5 işte 0,7 bu da 7 bölü 10 diye yazılabilir mesela. Bu da aynı şekilde ee, ...irrasyonel sayıları çevirme metodumuz var. O çevirme metoduyla aslında normal sayılara dönüştürebiliyor. Onu da metodu 32 yazıyorduk. Sonra devirsiz kısmını çıkartıyorduk. Sonra virgülün sağında bir tane devirli var. 9'a bölüyorduk. Yani aslında 29 bölü 9 şeklinde bak tak diye yazabiliyorum bunu. Ve bunu da rasyonel şeklinde gösterebiliyorum. Ama bunları sonsuza kadar gittiği için virgülün sonrası e, gösteremiyorum diyoruz. Bunlar irrasyonel sıfatına giriyor. Pi karekök kök dışına çıkamayan sayıların hepsi irrasyoneldir. Sayı doğrusuna baktığımız zaman şunu unutmayacağız. Pozitif sayılar, negatif sayılar ayrımını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve sıfırın işaretinin olmadığını da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Peki geldik denklem ve eşitsizliklerde bölme bölünebilme kısmına. O da şu. Eğer ben bir bölme işlemi yapacaksam bölme işlemindeki altın kurallar şunlar. A bölü B dediğim zaman C çıkıyor sonuç bir de kalanda K oluyor. Orada iki tane altın kural var. O da şu. A aslında bu ikisinin çarpımı artı budur. A eşittir, B çarpı C artı K'dir. Ee, mesela hemen bir örnek yapalım. 13'ü 5'e bölüyorum. 2 kere 10, hop 3 kaldı. Hemen yapalım. 2 kere 5, 10, artı 3, 13. Gerçekten de bu ikisinin çarpımı bu eklenirse buradaki bölünen çıkıyor. Buna biz bölünen diyoruz, bölen diyoruz, bölüm diyoruz, kalan diyoruz. Peki, ikinci bir altın kuralımız ise şu kalan sayı her zaman bölenden küçük olmak zorunda. Yani buradaki sayı 3 her zaman 5'ten küçük olmak zorunda. Bu altın kuralımız tabii ki sıfırdan da büyük olmak zorunda. O da var başka bir şey. Ama kesinlikle bu kuralı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani kalan her zaman bunu da böyle yazayım daha iyi aklımıza kalır. Kalan her zaman bölenden küçük olmak zorundadır. Peki hemen e, bir de bölünebilme kurallarına bakalım. Bir kere 2 ile bölünme kuralı sayının çift olması gerekiyor. 3 ile bölünme kuralı rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olan sayılar. Hemen bir örnek verelim. 200 60 eee diyelim ki eee pardon 1260 e, 1266 diyelim. Şimdi bu sayıya baktığımız zaman bu sayı son basamağı çift olduğu için 2 ile bölünebilir. 3 ile bakalım? 3 ile de bu rakamlarını toplayacağız. 1 artı 2 artı 6 altı artı 6 12 14 15. 15 3'ün katımı evet. Dolayısıyla 3 ile de bölünür diyeceğiz. 1266 sayısı. İşte rakamları toplamı 3 üç ve 3'ün katı olacak. Son iki basamağı dördün katı olan veya sıfır sıfır olan dörtle bölünebiliyor. Mesela bu sayı dörtle bölünür mü? Hayır bölünmez. 66 dörde bölünmez çünkü 64 dörde bölünür. Dolayısıyla dörde bölünürse bu iki kalanını verir aslında 1266 sayımız. Mesela 500 dörde bölünür veya 1800 24 mesela son iki basamağı dördün katı olduğu için 24 dördün katı dörtle bölünür. 5 ile bölünmede sıfır veya 5 olan sayılar son basamağı. Mesela bu sayı sıfır olduğu için son basamağı beşe bölebilir. Veya 675 mesela bu da beşe bölebilir. Veya 1800 e, 18.010 mesela bu da 5'e bölünür diyoruz. Son basamağı 0 olduğu için. 8'e bölünmede son 3 basamağı 8'in katı veya 0 0 olacak. Çok nadir su olur. 3 e, tane 0 olması bekleniyor 8'e bölünmede. 9'e bölünme çok popülerdir. Çok sorulur. Rakamları toplamı 9 dokuz veya 9'un katı olan sayılar. E, aynı mesela şu rakamları topladı 15. 15 9'un katı olmadığı için bölünemiyor. Ama mesela bir örnek vereyim. 3, 6, 9. Bu sayı 9 ile bölebiliyor. Neden? Çünkü rakamları toplamı 18 ediyor. 10 ile bölünmede son basamağı sıfır olan sayılar 10 ile bölünür. Mesela bu sayı, bu sayı 10 ile bölünür. Ama bu sayı bölünmez. Çünkü son basamağı 5. 11 ile bölünmede de aslında sayının başından artı eksi artı eksi yazarak gidiyorsun. Ve sonrasında artıları toplayıp eksilerden çıkartıyorsun. 11'in katı olmasını bekliyorsun. Burada e, ee, şunu da hatırlayalım. 6 ile bölünme, 30 ile bölünme, 45 ile bölünme bunların kuralları yok. Ama şöyle düşünmemiz gerekiyor. Aralarında asal iki çarpanını düşüneceğiz. 6 ile bölünme kuralı şu. Hem 2 ile hem 3 ile bölünme. Mesela 30 e, ile bölünme kuralı hem 3 ile hem 10 ile bölünme. 6 ile 5 ile bölünme diye ayırmıyoruz. Aralarında asal olması gerekiyor. Mesela 18 ile bölünme kuralı hem 9 hem 2 ile bölünebilmesi gerekiyor sayının şeklinde düşüneceğiz. Mesela 45 çok popüler çok sorulur. Üniversite sınavları da çıktı eskiden. 5 ile 9'un Çarpımı olduğu için hem 5'te hem 9'a bölünmesi gerekiyor diyoruz. Bu konu bölme bölünebilme konusu bazı okullarımız hala geçmedi ama biz yine garanti olsun diye anlatıyoruz. Onu da söylemek istiyorum. Hani bazı okullarda hala geçmedik ama tabii ki sınavda da çıkar çıkar diye biz şimdiden bunu da koyduk. O zaman şimdi sınavımıza geçiyoruz ama tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. Sınavımıza şimdi başlıyoruz özetimiz bitti ve yazılı sorularımızı teker teker beraber çözeceğiz. Siz durdurup çözebilirsiniz benimle beraber ve doğru mu yaptınız yanlış mı yaptınız görebilirsiniz ama çok önemli bir şey burada durdurup çözmenin yanında bir de benim anlatacağım tüyoları dinlemenizi tavsiye ederim. Yani belki doğru çözmüşsünüzdür ama benim anlatacağım tiyolarla da çok daha iyi diğer farklı sorularda karşımıza çıkacak e, çok daha iyi sonuçlara ulaşabiliriz diyorum. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Birinci dönem yazılı notlarımızdan, birinci dönem yazılı notlarından mutlaka çalışın. Bütün dersler, bütün konular var. Dolayısıyla burada öğrendiğimiz birinci dönem birinci yazılaya kadar hatta birinci dönemdeki bütün konular aslında bunun içerisinde ve buradan da bütün yazılara çalışabiliriz diyoruz. Ve Dinamo'dan da, Dinamo'dan da şimdiden söylemek istiyorum. Burada aslında kitabımızın başından kitabımızın başından yazılı hazırlık kısımları falan da var tabii ki burada 79. sayfada falan ama e, sınavda çıkacak konular aslında kitabımızın başından sayfa 95'e kadar yani Dinamo Matematik kitabı olan arkadaşlar da buradaki yazılı hazırlık kısımları ve aynı zamanda ünite değerlendirmeleri mutlaka çözelim diyoruz. O zaman hemen sorularımıza başlayalım. Bir kere P Q R diye 3 tane önerme vermiş bize. Önermeleri veriliyor demiş. Buna göre P ise Q aynı zamanda V işareti var. ise işareti, V işareti, bir de ya da işareti var. Önermesinin doğruluk değerini bulunuz demiş. Bir kere hemen şuna bakalım. İlk başta P'yi inceleyelim. En küçük negatif tam sayı eksi biri demiş. Buna doğru ya da yanlış diyebiliyor muyuz? Evet önermedir. Peki bu doğru bir önermedir, yanlış bir önermedir? Şöyle bulacağız. Diyeceğiz ki en küçük negatif tam sayı kaçtır acaba? Bir kere şunu biliyoruz biz. En büyük negatif tam sayı eksi birdir. Çünkü sayı doğrusunda sıfır burada, bir burada, iki burada sayılar sağa doğru gittikçe büyür. Aralarında en büyük negatif tam sayı budur. Eksi 2, eksi 3 daha da küçülür sola doğru gittikçe. Dolayısıyla en küçük negatif tam sayı eksi sonsuzdur bilmem nedir bilemeyiz ama... Bu yanlış bir önermedir. Bu yanlış bir önerme olduğu için de P için doğruluk değerine 0 diyebiliriz. Şimdi geldik Q'ya. Eksi 8 sayısının küp kökü eksi 2'dir demiş. Bu kare kökü öğrenmiştik ama küp kök de aslında aynı karekök gibi. Normalde 4 sayısının karekökü kökü 4 sayısının Kare kökü deseydi mesela bize kare kökü deseydi ne yapacaktık? Kare kök 4 eşittir 2 diyecektik. Burada küp kök aslında eksi 8 acaba eksi 2 mi diyeceğiz? Evet eksi 2'nin kübü kaçtır diye düşünelim. Eksi 2'nin kübü eksi 8'dir gerçekten de. Çünkü eksi bir sayının tek kuvveti eksidir ve... Ee, sonuç olarak da 2'nin kübü de 8'dir. Aynı şekilde 2'nin karesi de 4'tü burada. Aynı mantıkta eksi 8 sayısının küp kökü eksi 2'dir. Doğru oluyor. Doğru oluyor. Ve dolayısıyla Q'nun doğruluk değeri de 1 oluyor. Peki geldik. 5'in karesi artı 12'nin karesi eşittir 13'ün karesi. 5, 12, 13 üçgeni gibi aslında Pisagor'daki. Bakalım hemen. 25, 144, 169. Gerçekten de bu ikisinin toplamı 169 ediyor. Bu da doğru bir önermedir diyoruz. Peki bize önermelerimizi verdi. Yani bazı ifadeler verdi ve biz bunların doğru ya da yanlış olduğunu bulduk. Sınavda da zaten bizim karşımıza işte İstanbul e, Türkiye'nin başkentidir gelecek. İşte e, Ankara Türkiye'nin başkentidir gelecek. Ve bunlara doğru ya da yanlış diyeceğiz. Ve sonrasında bize böyle bir ifade vermiş. Demiş ki P ise Q. B'yi biliyoruz artık. Sıfır ise. Q'yu da biliyoruz. Bir. Parantezi kapattım. V işlemi vardı. Sonra parantez açıyorum. Q demiş. Q kaçtı? 1'di. Ya da. Ya da. E, R. Yani o da bir. Dolayısıyla biz bunun doğruluk değerini bulmak zorundayız. Sıfır ise 1 bir, bir kere. Şunu hatırlayalım. İse işleminde 100 kuralı vardı. Yani sonucun sıfır olduğu tek bir yer vardı. O da 100. O da 1 ise sıfır ...sıfırdı. Ama burada sıfır ise... ...biri. O zaman sonuç birdir aslında. V işlemi var. Bir ya da bir. Bir ya da bir. Ya da da eğer birbirleriyle... ...aynı olursa sıfır oluyor. Farklı olursa bir oluyordu. Dolayısıyla... ...ya da aynı olanları... ...sıfırlıyordu. Ve sonuç olarak da... ...bir ve sıfır. V işlemi de çarpma gibiydi hatırlıyorsak. Bir kere sıfır sıfırdır. Cevabımız sıfırdır. Yani doğruluk değeri sıfırdır diyoruz. Yani yanlış bir önermedir totalde diyebiliriz. Önermesinin en sade halini bulunuz demiş. Şimdi karşımızda P veya Q'nun değili hatta şöyle yazayım. P veya Q'nun değili ondan sonra ise P işlemi var. Şimdi biz bunu bulabilmek için ilk başta şunu hatırlamamız gerekiyor. Buradaki ise işlemini ise işlemini acaba nasıl veya'ya çevirebiliriz? Hatırlıyorsak P ise Q'yu ben veya'ya çevirebiliyordum. Çünkü burada veya var ya. Biz bunu da ve veya gibi bir ifadeye çevirirsek çok rahat ederiz. Onun çevirme yöntemi de P veya Q oluyor ama ilkinin başına değil geliyor. Yani ilk baştakinin üstüne değil işareti geliyor. He, o zaman diyorum ki ya aslında ben bu ise bunu yapmaya çalışıyorum. Ne yapacağım? Bunun üzerine bir değil koyacağım. Bu ise işlemini veya'ya çevireceğim. Bu da aynen kalacak diyorum. Şimdi aslında bunun üzerine bir değil koydum. Bunu veya'ya çevirdim ve bu aynen kaldı zaten. İkinciye hiç dokunmuyoruz. O zaman hadi bakalım şu neydi aslında? P veya Q'nun değiliydi ve parantezi de vardı. Şimdi bunun üstünde bir de değil oldu. Ha değil yukarıda bir tane var, içeride de bir tane var. O Q'nun değil ama karıştırmayalım. Şimdi diyorum ki sonrasında bu içeriye dağılabiliyordu. Neydi? De Morgan denilen bir kural var. De Morgan ne diyordu? P veya Q'nun değilini bulmak istiyorsan kardeşim bunu içeriye dağıtacaksın ama işaretini de içine dağıtacaksın. P'nin değili V oluyordu veya V'ye dönüşüyordu. Q'nun değil oluyordu. İçeride V de olabilirdi o zaman da yine değişiyordu V'ye. Dolayısıyla hadi bakalım şimdi burada ne yapacağız? Dağıtacağız bunu. Buraya, buraya ve buraya dağıtacağız. Şimdi diyorum ki bunun değili, P'nin değili e, veya V işaretine dönüştü. Sonrasında Q'nun değilinin değil oldu. Şimdi Q'nun değil zaten vardı. Üstüne bir tane daha değil geldi. Ha. Sonrasında sonrasında bu işareti bul bulalım bir bakalım ama burada bir veya P de var. Onu bir koyalım bakalım. Şimdi değerinin değili aslında kendisiydi. O zaman P'nin değili V Q kendisi haline geldi. V veya P diyoruz. Şimdi buradan sonrası çok kritik. Yani bir sorunun içerisinde hem ise'yi dönüştürmeyi hem de hem de şimdi göstereceğim dikkat edelim. Parantezin içindeki işaret ve dışarıdaki veya yani farklı işaretler bir de dağılma özelliğini kullanacağım. Yani şunu komple böyle dağıtacağım. Dağıtalım bakalım. Şimdi P'nin değili veya P. Hop. Ondan sonra e, Q veya P. Ve bunların arasına da şuradaki işaret neyse onu koyuyorum. Yani parantezin içindeki dışarıya, parantezin dışındaki de içerilere giriyor. Aynen şu şekilde ve turuncuyu da gösterelim. Şu turuncu, şu turuncu parantezin dışındaki içerilere girdi. içindeki de dışarıya çıktı. Tamam. Şimdi sonra diyorum ki P'nin değili veya P. Bu kritik bir şey. Burada şunu hatırlamamız gerekiyor. Veya işlemi P'nin değili veya P'de veya işlemi toplama gibiydi. Yani burada kendisi ve değili varsa ikisi birbirleriyle toplanırdı ve bunlar birbirinin tersiydi. Yani bu birse bu sıfır olmak zorunda. Bu sıfırsa bu bir olmak zorunda. Sıfırla birin toplamı ne olacak? Sıfırla birin toplamı kesinlikle birdir. Başka bir alternatif yoktur. Dolayısıyla biz bu işlemin sonucu için yani şuranın sonucu için kesinlikle bir diyebiliriz. Başka şansı yok. Ve şurada da bir ifade var. Q veya P diyorum. Şimdi biz bunun sonucunu bulmak zorundayız. Burada mantık şu. Artık ne geldi işlem? Buradaki V işleme geldi. V ne gibiydi? Çarpma gibiydi. Peki çarpmadaki etkisiz eleman neydi? Çarpmadaki etkisi eleman 1'di. Etkisiz eleman ne demekti? Mesela bir kere 528, 528'di. Dolayısıyla bir şey değişmiyor. Yani çarpmada etkisi eleman 1 ise eğer 1 ile bunu çarparsam sonuç bu çıkar. Q veya p şeklinde çıkar. Dolayısıyla sonuç bunun kendisidir diye aklımıza getirebiliriz. O zaman en sade hali şeklinde de q veya p'ye getirmiş olduk. Aslında çok da fazla e, uğraştık ama çok da kısalmadı. Yine de en sade haline ulaşmış olduk. Bir sorunun içerisinde hem ise değişmesini, ise değişmesini aynı zamanda hem de Morgan'ı hem de buradaki dağılma özelliğini kullandık. Kombo bir soru aslında. Bazen bu kadar zor değil de sadece dağılma özelliğinin veya sadece ise değişmesinin olduğu sorularda gelebilir. Ama biz burada gerçekten komplike hepsinin olduğu bir soru çözmüş olduk. Olduğuna göre aşağıdaki önermelerinin doğruluk değerlerini bulunuz demiş. Şimdi bakalım. P ya da Q ise R eşittir sıfır, denktir sıfırmış. R'nin değili ise P ve S denktir birmiş. Şimdi ben şuradaki ise işlemine dikkat ettim. Neden? Çünkü sonucu sıfır çıkmış. İse de sonucun sıfır çıktığı tek yüz vardı. Yani 1 ise sıfır, sıfır. Onun dışındaki hepsi birdi. İse birciydi. Dolayısıyla sonucun sıfır olduğu sadece 100 kralı vardı. O zaman diyorum ki ya bu kesin net bir şekilde bunun sıfır olması gerekiyor. Bunun da bir olması gerekiyor. Ama bu dediğim şey bütün bu parantez. Yani P ya da Q 1'dir. R de 0'dır. O zaman ben R'yi buldum bile. R'nin hop 0 olduğunu buldum. P ya da Q'da 1'miş. Hım. P ya da Q 1 ise acaba nasıl sonuca ulaşabilirim P ya da Q'yu eee bir kere ya da işleminde 1 olabilmesi için hemen buraya yazıyorum. P ya da Q 1'miş. Ya da işleminde sonucun 1 olabilmesi için ikisinin farklı olması gerekiyor. Garanti. İkisi farklı olması için de bir bir tanesi bir bir tanesi sıfır olacak. Onu da biliyoruz. O zaman bunu bekletiyorum. Şimdi geldik buraya. R'nin e, değili ise P ve S ne olmuş? Bir çıkmış. Sonucun bir çıkabilmesi için zaten yüz dışındaki her şey olabilirdi. Ve R'nin değili zaten artık biliyoruz. R sıfırsa R'nin değili birdir. Bir ise ne acaba bir çıkar? Bir ise sıfır olursa sıfır çıkar. Bir ise bir olursa yani burası bir olursa ancak sıfır e, pardon bir çıkabilir. Dolayısıyla bunun cevabının da bir olduğunu biliyoruz. Bak P ve S'nin de bir olduğunu biliyoruz. Şimdi burada şunu unutmayacağız. Bu çarpmaydı çarpmada V V işlemi bir kere çoğunlukla sıfır çıkıyordu. Sadece tek bir durumda bir çıkıyordu. İkisinin de bir olma durumda. Yani bir ve bir birdir. Onun dışındaki her şey içinde sıfır olacağı için sıfır çıkar. O zaman P'nin bir olduğuna ulaşmış olduk. Bu kesin. P birdir. P birse S de birdir. O da kesin. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir de P'yi burada yerine koyduğumuz zaman bir ya da ne acaba bir olur? Onun sonucu da bu da sıfır olmak zorunda. Çünkü e, buradan P'yi bulduk yerine koyduk. Q'nun da sıfır olduğunu ispat ettik. Çünkü ya da da ikisi farklı olunca ancak bir oluyordu cevap. O zaman Q'nun da sıfır olduğunu bulmuş olduk. O zaman bütün hepsini ulaşmış olduk. Şimdi bize söylediği şeylere bakalım. Doğruluk değerleri bulalım. P ise Q. P'yi bulmuştuk. Bir ise 900 10 1 ise 0 100 kuralından da diyoruz. O zaman doğruluk değeri yanlış. Geldik bakalım. P ise R, P 1'di, 1'di. Eee ise R ise 0, sıfır. R 0'dı. Sonra parantezi kapattım. Bir tane daha ise var. O da S demiş. O da 1. Yerlerine koymasın. Bu 1, bu 0, bu da 1. Bunları yerlerine koydum sadece. Böyle ...yan yana yazdım. Yan yana yazdıktan sonra bir ise sıfır. Sıfırdır. Yüz kuralından. E, sıfır ise... ...bir de... ...birdir diyoruz. Sonuçta... ...bir çıkmış oldu. İse işleminde... ...ne yapmış olduk? E, sıfır ise... ...birden biri ulaşmış olduk. Geldik. Q kaçtı burada? Sıfır. Bunun yerine sıfır yazıyorum. S kaçtı? Birdi. R kaçtı? Sıfırdı. O zaman sıfır ancak ve ancak... ...bir ya da sıfır diyorum. Şimdi bunun işlemini yaparsak da ikisi farklı olunca sıfır çıkıyordu ancak ve ancakta. Da. Ya da da bir çıkıyordu ancak ve ancakta da sıfır çıkıyordu. Sıfır ya da sıfır diyorum. İkisi aynı olunca da ya da da sıfır çıkıyordu. Dolayısıyla sıfır ya da sıfır sıfırdır diyoruz. Bunun hesabı, hesabını yaptık, sıfır bulduk. Sonrasında sıfır ya da sıfır da sonuç sıfır çıktı. Geldik buraya. Hadi bakalım şeyi de yerleştirelim bakalım. P biliyorduk. P birdi. V. Q'nun değili demiş burada. Q'nun değili demiş. Dolayısıyla Q0'dı, Q sıfırdı. Q'nun değili birdir. Ya da devam ediyorum. R. R kaçtı? Sıfırdı. Veya e, S'nin değil demiş. S birdi. Dolayısıyla değili de sıfırdır diyoruz. Şimdi bunu yapalım. Bir kere bir. Çarpma gibiydi V işlemi. Birdi. Ya da 0 artı 0 sıfır, 0'dı. Dolayısıyla 1 ya da 0'ın ne olduğuna bakacağız. Ya da da farklı olunca sonuç 1 çıkıyordu. Aynı olunca sonuç 0 çıkıyordu. Ya farklı olunca da sonuç 1 çıkıyordu. Dolayısıyla cevabımızın 1 olduğunu, bunun 0, bunun 1, bunun 0 olduğunu söyleyebiliriz. Önermesinin doğruluk değerini bulunuz demiş. Bu bazı işaretiydi. Bu da her işareti. Bunun icereyicilerde ee, öğrenmiştik. Niceleyicilerde bu her işareti birazcık iddialı onu söyleyeyim. Her x diyor. Yani mesela her x diyor. Burada her x elemanıdır tam sayılar. Z işareti tam sayının işareti. Her pardon özellikle bazı tam sayılar demek. Yani şu ifadenin Türkçe meali aslında bazı tam sayılar demek. Bu ifadenin Türkçe meali ise her doğal sayı demek. Her doğal sayı demek. Şimdi bakalım. Diyor ki bize bazı tam sayılar için karekök x büyüktür sıfır diyor. Gerçekten bakalım. Mesela karekök 16 kaçtır? 4'tür. E büyüktür sıfır. Bu doğru. O zaman bir tanesini bulsak yeterli. Yani bu ifade doğru bizim için. Onu söyleyeyim. Buraya bakalım. Her doğal sayı x kare büyüktür sıfır demiş. Ya her doğal sayı çok iddialı. Mesela ben tam 1'in karesi büyüktür sıfır. Doğru aslında. Bir, bir kere 1. 5'in karesi büyüktür sıfır. Doğru. Ama sıfırın karesi büyüktü sıfır mı? Hayır değil. Yani dolayısıyla iddialı olduğu için kaybetti. Burası da genel olarak sıfırdır diyoruz. Çünkü her demiş ama sıfırın karesi sıfırdan büyük değil şeklinde bir ben bir e, aslında sonuç buldum. Şimdi doğruluk değerini bulunuz demiş. Şimdi doğruluk değerinde bu ifade bu ifadenin doğruluk değerine baktığımız zaman bir. E, çünkü bu bazı tam sayıların... E, sıfır, e, sıfırdan büyük olduğunu söylemiş kare köklerinin. Doğru. İse demiş. Bak burada ise işareti var. Sonra buranın doğruluk değerini bulmuştuk. Sıfır. Neden? Çünkü ya, sıfırın karesi sıfırdan büyük değil. Dolayısıyla bir ise sıfırdan da sonuç sıfırdır. Doğruluk değerinin yanlış olduğunu görebiliyoruz. Karşı tersini bulun demiş. Şimdi buradaki mantık şu. Eğer ise işlemi varsa bu isenin sol tarafındaki ve sağ tarafındakini yer değiştireceğiz. Karşıt tersinde bak. Karşıtında, karşıtında yer değiş. Yani P ise Q ise Q ise P haline geliyor. Tersinde, tersinde değilleri P ise Q ise P'nin değili ise Q'nun değili oluyor. Karşıt tersinde de, karşıt tersinde de diyoruz ki her ikisini de yap. Yani e, P ise Q ise Q'nun değili ise P'nin değili oluyor. O zaman hadi bakalım karşı tersini hesaplayalım. O zaman bir kere yer değiştireceğiz. Ve e, tersini alacağız. Yani şöyle her X elemanıdır doğal sayılar X kare büyüktür sıfır yer değiştirdim. Bir de değilini alıyorum. İse bunu da bu tarafa atıyorum. Bazı X elemanıdır tam sayılar karekök x büyüktür sıfır diyeceğim ve değilini alıyorum. Bu da çok önemli. Değil de çok önemli. Dolayısıyla değillerini aldım ve yer değiştirdim. Şimdi değillerini uygulamam gerekiyor içeriye. Onu nasıl uygulayacağım? Şimdi bir kere değili, herin değili bazıdır. Bazı x elemanıdır, doğal sayılar. Bunlara dokunmuyoruz ama heri bazıya dönüştürdük. Ee, x kare, x kare bu büyüktürün türün değilini almak zorundayım. x karenin değili almaz, sıfırın değili almaz, doğal sayıların değili almaz. Ama X karenin değerini de büyüktürün değerini alıyorum. Küçük veya eşittir oluyor sıfır oluyor. İse burada aynı şekilde bazının değeri herdir. Her X elemanıdır tam sayılar. Ee, ve karekök x büyük türün değeri de küçük veya eşittir haline geliyor. Dolayısıyla bu şekilde getiriyorum. Dikkat edelim. Eşittirin değeri eşit değildir. Büyüktür'ün değili küçük veya eşittir. Küçük veya eşittir'in değili büyüktür gibi bunların değillerinde de e, bilmemiz gerekiyor. Bunlar da karşımıza çıkacaktır sınavlarda. Aynı burada çıktığı gibi. Burada mantık sorularımızı bitirdik ama şunu hatırlatmak istiyorum. Sınavda şöyle soru sorabilir. Ben çünkü 9. E, sınıftayken benim karşıma böyle bir soru gelmişti yapamamıştım. Px der. Mesela e, x kare küçüktür 9 e, der. ...mesela sağlıyorum, x kare küçüktür... ...dokuz der ve x elemanıdır... ...doğal sayılardır. Şimdi bize böyle... ...bir soru verdiği zaman... E, ...bunun e, aslında... E, ...çözüm kümesini sorar. Yani... ...bunun, bu bir açık önermeler... ...açık önermeler... ...ve bunun... ...doğruluk kümesi nedir diye sorar. Doğruluk kümesi nedir... ...diye sorar. Böyle bir soru gelirse... ...sınavda karşımıza gelebilir, aman dikkat edelim. Diyeceğim ki, ya benim çok kafam kapıştı şey yapamamıştım 9. sınıftaki sınavda ve patlamıştım bak x elemanında doğal sayı demiş yani doğal sayılar ne olabilir 0, 1, 2, 3, 4, 5 sonsuza kadar gider ve x kare küçüktür 9 demiş şimdi bu sayılardan hangisinin karesi 9'dan küçük oluyor ona bakacağız 0'ın karesi 0'ın karesi küçüktür 9 mu evet doğru 1'in karesi küçüktür 9 mu evet doğru 2'nin karesi küçüktür 9 mu evet doğru 3'ün karesi küçüktür 9 mu? Hayır, yanlış. İşte doğruluk kümesi 4'ün karesi yine yanlış çıkacak. Yani doğruluk kümesi 0, 1 ve 2. Bu doğal sayılardan doğruluk kümesi şöyle parantez açıyorsun 0, 1 ve 2 diyorsun ve geçiyorsun. Yani bu ne kadar basit bir soru ama patlayabiliyoruz. Aman dikkat edelim diyoruz ve hadi bakalım küme sorularına hoş geldik diyoruz. A kümesi 1 2 3 4 5 demiş kümesinin alt küme sayısı ile öz alt küme sayısının toplamı falan filan bir sürü şık var. Hemen bunu yapabiliriz çünkü alt küme sayısının 2 üzeri eleman sayısı ile hesaplanır biliyorum. 2'nin 5. kuvvet diyorum çünkü 5 elemanlı ve 32'dir. Öz alt küme sayısının da 2'nin e, eninci kuvveti eksi 1 yani kendisi çıkmış hali. Dolayısıyla 2'nin e, 5. E, kuvveti eksi 1 o da 32'di zaten 32 eksi 1'den de 31 çıktığını söyleyebilirim özalt küme sayısının kendisi hariç. Dolayısıyla alt küme sayısı ile öz küme sayısının toplamı 63'tür diyebiliriz. Alt kümelerinin kaç tanesinde 5 bulunur demiş. Şimdi bu tarz sorularda basit bir yöntem var. Mesela ben 1, 2, 3, 4, 5 yazdım ya A kümesi için yazdım burada. 5 bulunur dediyse hemen 5'i yuvarlak için alacağım. Ve 5'i elimle kapatıyorum. Kaç tane eleman kaldı? 1, 2, 3, 4. Yani 4 elemanlı bir küme diye düşünüyorum artık bunu. Bunun kaç tane altı kümesi vardır? 2'nin dördüncü kuvveti. 2 üzeri 4 tane. 2 çarpı 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den 16'dır diyorum. Yani 16 tanesinde 5 bulunur diyebiliriz. Aynı şekilde 16 tanesinde 5 bulunmaz da diyebiliriz. Çünkü elimle kapatmıştım. Yani kapatma hem bulunmada hem bulunmamada geçerli oluyor. Mesela bir örnek. Alt kümelerin kaç tanesinde 2 bulunur 3 bulunmaz. Hemen yapıyorum. A kümesini yazdım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi kaç tanesinde 2 bulunur demiş. O zaman diyorum ki 2 yuvarlak için alıyorum. Kaç tanesinde 3 bulunmaz. Bir de 3'ü de siliyorum böyle ve yuvarlak için aldım ve sildiğim her ikisini de kapatıyorum. Kaç tane eleman kaldı? 1, 2, 3. E, o zaman 3 elemanla kaç alt kümle oluşturabiliriz? 2'nin 3. kuvveti. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 8 tane diyoruz. Aslında bu kadar basit. Bunların yöntemi bu aslında. Alt kümelerin kaç tanesinde 1 veya 4 bulunur demiş. Ha, veya da patlıyor işler. Veya da şunu yapmamız gerekiyor. Alt kümelerin kaç tanesinde 1 veya 4 bulunur derse şöyle düşüneceğiz. Bütün alt kümelerin sayısı kaçta? 32 taneydi. 1 veya 4 bulunur dediği zaman bunun tersi nedir? yani bir veya dört bunların tersi nedir dersek bunun tersi bir e, de dört de yok. Yani bunların hiçbirisi yok demek aslında. Şimdi dolayısıyla ben bütün alt kümelerinden 32'den ikisinin de olmadıklarını çıkartırsam onu nasıl hesaplanıyor? Bir ve dördü böyle sildim. Kaç tane kaldı? Bir, iki, üç eleman kaldı. Yani ikinin üçüncü kuvveti yani sekiz tanesinde sekiz tanesinde bir ve dört yok aslında. Bir ve dört yok. Yani bir veya dört yok bunların hiçbirisinde. Sekiz tanesinde. İşte otuz ikiden sekizi çıkardığım zaman ben aslında neye ulaşmış oluyorum? Bir veya dört bulunanlara ulaşmış oluyorum. Yani çünkü bulunanlar var, bulunmayanlar var. Tamamen bir ve dördün olmadıkları var. Bir veya dördün olmadıkları var. Biz bu olmadıklarını bulduk sekiz tane bütün hepsinden çıkardık. Bir veya dört bulunanları bulmuş olduk. Tabi bunların farklı yöntemleri de var. Yapma yöntemleri. Mesela bir tane daha yöntem var. O da şu. Bir bulunanlara bakıyoruz. Yuvarlak içine aldık. Bir, iki, üç, dört tane kaldı. İkinin dördüncü kuvveti on altı tane bir bulunan var. E dört bulunanlara baktık. Bir, iki, üç, dört tane elma var. İkinin dördüncü kuvveti on altı tane. Yani on altı artı on altı. Bir bulunanlar, dört bulunanlar. Ama bundan da İkisinin de bulunduklarını çıkartıyoruz. İkisinin de bulundukları 1 2 3 tane 2 üzeri 3 yani 8'i çıkartıyoruz. Yine sonuç 24 çıkıyor. Aynı ilk bulduğum gibi. Bu da olabilecek en zor soru tipidir zaten diyor. A, B, C kümeleri aynı evrensel kümenin alt kümeleri demiş. Olduğuna göre B eleman sayısı kaçtır diye soruyor bize. A B'nin alt kümesiymiş. B kesişimce boş kümeymiş. A'nın eleman sayısı, A'nın tümleyeninin eleman sayısı. Bak burada bir çizgi var. Tümleyen demek. Yani dışındaki her şey demek. Onlar çok önemli. Ee, böyle bir denklem vermiş. A ile C'nin eleman sayılarının toplamı da 17'ymiş diye bize soruyor. Şimdi bu tarz sorularda bir kere bir çizim yapmamız gerekiyor. Aynı evrensel kümenin alt kümeleri demiş. O zaman bir evrensel küme var demek ki. Şimdi A, B'nin alt kümesi. Hmm. O zaman şöyle bir şey çizebilirim. Bu B kümesi. Aslında bunu şöyle görüyorum. A küçüktür B diye görüyorum. A B'nin içinde bir küme aslında ve aynı zamanda B ile C kesişmiyormuş. Yani kesişimleri boş küme ne demek? Kesişmiyor demek. Ee, ve bu çok önemli. Kesişimleri boş küme diyor. O zaman kesişmiyor. O zaman da B buradaysa C de başka bir yerde, dışarıda bir yerde ve ama hepsi evrensel kümenin içerisinde. Böyle yazdık. Sonra diyoruz ki diyoruz ki A'nın eleman sayısı C'nin eleman sayısının toplamı 17'ymiş. Hmm. Ve böyle bir denklem var. Şimdi burada gerçekten karışık gibi gözüküyor ama biz burada şunu yapmamız gerekiyor. A'nın dışındaki her yeri nasıl anlatacağım? B'nin dışındaki her yeri nasıl anlatacağım? C'nin dışındaki... Ya bu birazcık karışık gibi. O yüzden şuna dikkat edelim. Buradaki ifadelere harf verelim. Nasıl harf veriyoruz? Buna x diyoruz. A'nın içindekilere x diyoruz. Eleman sayısı. Mesela 10 tane olabilir, 5 tane olabilir bilmiyoruz. Buna y diyoruz. Şu aradaki bölgeye y diyoruz. A'nın içi, B'nin içi ama A yok. Yani şu aradaki bölgeye y. Sonra e, dışarısı z olsun. Bir de C'nin içi t olsun. Şimdi şimdi biz bunları hepsini yazdık. X, Y, Z, T. Yani zaten burada 3 tane, 4 tane bölge var bir turuncuyla taradığım bölge burası yani A'nın içi şu anda aslında turuncuyla taradığım bölge bir yeşille taradığım yani B'den A'nın farkı aslında bir aslında bizim burada C'nin içi e, t, e, t diye gösterdiğim şey maviyle taradığım bir de bu aradaki her yer hatta şöyle bir göstereyim şöyle Z dediğimiz şey. Yani şuraların hepsi Z'dir. Buradaki elemanların hepsinin eleman sayısı ben Z ile gösteriyorum. Aslında bu şekilde. Şimdi diyor ki bize adam A'nın eleman sayısı artı C'nin eleman sayısı. Bir kere A'nın eleman sayısı X. Hop. C'nin eleman sayısı T. Hop. X ile T'nin toplamı 17 diyor. Tamam. Böyle kalsın bir yerde bilgi olarak kalsın. Eyvallah. Peki bir de demiş ki C'nin dışındaki her yer sadece buraya bakalım. C'nin dışındaki her yer 18'miş. Yani C'nin dışındaki her yer burada X, Y, Z var. X artı Y artı Z eşittir 18'miş. Bunu yazdık. Şimdi diyorum ki sadece şu ikisine bakalım. 3 B'nin dışındaki her yer B'nin dışındaki her yer 3 ile çarpılınca 18 diyormuş. O zaman B'nin dışındaki her yer 6'dır. 3 kere 6 18'dir. A'nın dışındaki her yer 2 ile çarpılınca 18 diyormuş. O zaman A'nın dışındaki her yerde 9'dur aslında. Ha. Şimdi A'nın dışındaki her yer demek A'nın tüm demek 9 elemana sahipmiş. A'nın dışındaki her yere baktığımız zaman yzt y artı z artı t eşittir 9 diyoruz. Bunu gördük. Bir de B'nin dışındaki her yer 6'ymış. Bu da b'nin dışa karı z artı t, z artı T de 6'ymış. Bunları yazınca soru çözülüyor. Neden? Çünkü burada z artı t var, burada da z artı t var, 6'ymış. O zaman z artı t 6 ise bu arkadaş yani y 3'tür aslında. Tak diye çıkıyor. Y'nin 3 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi ne yaptık? Z artı t'ye 6 vermiş, 6 bulmuştuk. Sonra z artı t burada da 6 ise z artı t ne toplanınca 9 çıkar o da 3'tür. O zaman biz aslında bunu bulduk. O zaman bulduysam bunun eşittir 3 diye yazalım. Şimdi bunu 3 bulduktan sonra e, z artı 6 vermişti bize z artı t 6 idi e, y 3 bulduk y'yi 3 bulduysak dikkat edelim buraya 3 koyarsak eğer hatta mavi yazalım. X artı Z de 18'dir. Buraya da yazalım. Şimdi X artı Z eşittir. 18 çıktı. Şimdi X artı Z'yi biliyorum. X artı T'yi biliyorum. 17. Bunları yazıyorum. X artı T 17. X artı Z 18. Bunları bulmuş oldum. Z artı T de Z artı T de hop buradan 6 çıktı. Şimdi dikkat edelim. Bunların ikisini de topladığım zaman ben iki tane x çıkıyor artı z artı t çıkıyor. Yani altı çıkıyor. Eşittir bu ikisinin toplamı 35 çıkıyor. 2x eşittir 29 çıkıyor. Olamaz. O zaman bir işlem hatası yapmışız. Hemen bakalım. İşlem hatamız ha. x artı z burada 15 olacak. Hemen ufak bir düzeltme yapıyorum arkadaşlar. Çünkü neden? x artı y artı z 18 ise Buradan 3 çıkartırsam bu y'yi çıkarsam x artı z 15 olur. Hemen bunu düzelttim. x artı z'nin 15 olduğunu söyleyince burası 32 ediyor. 32'den de 26'yı çıkartınca burası 26 kalıyor. x eşittir 13 çıkıyor. Şimdi bize bunu da 13 bulduğumuz için bize ne sormuştu? B'nin eleman sayısını sormuştu. Yani B'nin içerisindeki elemanların hepsi 13 artı 3 yani 16'dır diyebiliriz cevabımıza. Yani ne yaptık? Sadece x, y, z, t vererek işlemler yaparak ki çok işlem olduğu için böyle işlem hataları da olabiliyor. Kusura bakmayın ufak bir e, hız hatası oldu. Ama burada şunu bilmemiz gerekiyor. Bu işlemlerin sonucunda mutlaka pamuk ipliği gibi çözülüyor. X, y, z, t diyerek çözebiliriz. Öbür türlü çok Zor bir soru aslında bu kolay bir soru değil. Öbür türlü bu işlemin içerisinden sadece düşünerek ve aklımızdan çözmemiz ne yazık ki mümkün değil. Genellikle X, Y, Z, T ile çözüyor bu sorularımız. 95 öğrencinin bulunduğu bir okulda farklı tarihlerde A ve B üniversitelerine gezi düzenlenmiştir demiş. Tamam. Buna göre hem A hem de B üniversitesine giden öğrenci sayısı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bize bazı durumlar vermiş. Yalnız A üniversitesine öğrenci sayısı. A veya B üniversitesine falan filan. Şimdi bir kere biz bunu kümelerle göstermemiz gerekiyor. Kümelerle nasıl gösterelim? Bir kere diyelim ki bu e, öğrencilerimizin hani A üniversitesine gidenler, B üniversitesine gidenleri genellikle kesişimle gösterilir bunlar. B üniversitesine gidenleri bu şekilde gösterelim. Şimdi 95 öğrencinin e, bulunduğu bir üniversiteymiş bu ve bunun tabii hiçbir yere de gitmeyenleri olması e, öngörülürse eğer bir de bir evrensel kümesi olması gerekiyor. Öğrenciler kümesi. Öğrenciler kümesi evrensel küme diyelim. Burada 95 insan varmış tamam mı? Diyor ki bize yalnız, A Üniversitesi'ne giden öğrenci sayısı neresi yalnız A Üniversitesi'ne giden öğrenci sayısı? Burası aslında. Bu sadece A'ya gidenler. Bu A ve B'ye gidenler. Bu da sadece B'ye gidenler. Bu dışarıdaki de hiç gitmeyenler. Diyor ki yalnız A üniversitesine öğrenci sayısı yani burası A veya B üniversitesine gitmeyen öğrenci sayısına eşittir. Yani hiçbirisine gitmeyenler eşittir. Ha, o zaman buradaki ifade mesela sallıyorum X ise buradaki ifade X ise hiç gitmeyenler ha hani ne demiştik X Y Z T yapalım burası da X'tir o zaman. Şimdi buradaki ifade X ise dışarıda hiç gitmeyenler de X'tir. Çünkü burada üç tane bölge var bir burası bir burası bir burası bir de dışarısı yani hepsinin dışı yani şu hepsinin dışı buna da istedik. Çünkü bize böyle söyledi yalnız A üniversite gidiyor öğrenci sayısı yani burası eşittir A veya B ya, üniversitesine giden veya bu arada birleşim kümelisi. Yani bunun gitmeyen dışında olanları söylüyor bize aslında öğrenci sayısına eşittir tamam. Diyor ki yalnız B üniversitesine giden öğrenci sayısı, yalnız B üniversitesine giden de şurası aslında, şurası aslında. A üniversitesine giden öğrenci sayısına eşittir. Onu bilmiyoruz. A üniversitesine giden öğrenci sayısı bütün bu hepsi onu bilmiyoruz. Şimdi diğerine bir bakalım. A veya B üniversitesine gitmeyen öğrenci sayısı yani burası hem A hem de B üniversitesine giden öğrenci sayısına eşittir. Yani buraya eşittir diyor. Allah Allah. O zaman şurası yani hiç gitmeyenler A veya B üniversitesine gitmeyen öğrenci sayısı hiç gitmeyenler yani bunun dışında olan herkes hem A hem B hem buraya eşittir diyor. O zaman burası da X. Ya hepsi X oldu neresi? Bu X, bu X, bu X oldu. E bir tek bu kaldı zaten. Yalnız B üniversiteye giden öğrenci sayısı yani burası A üniversitesine giden öğrenci sayısına eşittir. Yani şunun içine eşittir. Şunun içi kaç Allah aşkına? X artı X. Yani burası aslında 2X. O zaman Burası da 2x. Yalnız b'ye giden turuncular aslında a'nın içindeki her şeye eşitmiş. O zaman 2x. İşte bu kadar. Şimdi bize ne söylemişti? Bu arkadaşlar 95 kişiydi. O zaman x artı x artı 2x artı x yani toplamda 3, 4, 5x eşittir 95. O zaman x eşittir 50, 45, 19 çıkıyor. X eşittir 19 çıktığına göre bize ne soruyordu? Hem A hem de B üniversiteye giden öğrenci sayısı kaçtı? Yani burayı soruyordu. O da X zaten. Cevabımız 19'dur diyebiliriz. Yani ne yaptık? Yine çizme yaparak yaptık. Yine X, Y, Z, T diyebilirdik normalde. Ama birazcık bekledik. Dedik ki zaten sayı yok burada çok fazla. Hani sayılarla denklem kurmamıza gerek yok. Ama burada da şunu yaptık. Bu buna eşit dedi. Sonra bu buna eşit dedi. Sonra... Bunun hepsi de bu, bunun içerisine eşit dedi ve sadece x'ler cinsinden yazdıktan sonra hepsi de 95 öğrenci demişti. O zaman olabilecek bütün olasılıkları bulduk. Şimdi burası çok önemli. Şu ikisi yani şurası her ikisine gidenler, her iki üniversitede gidenler. Şu yeşil dediğim yer sadece A Üniversitesi'ne gitti bu arkadaşlar. Hiçbir B Üniversitesi'ne falan gitmedi. Bu turuncu dediğim yer e, sadece B Üniversitesi'ne gitti. Bu sarı her ikisine de gitti ve dışarıdaki buraların hepsi buraların hepsi şu A veya B üniversitesine gitmeyenler. Yani hiçbir yere gitmeyenler. Buna evde oturup yan gelip yatanlar. Bu da mavidir diyoruz. Burası çok önemli. Bu kavramı anlarsak soruları çözebiliriz. ABC kümeleri için demiş. B kesişimce boş küme değildir diyor bize. Tamam. Yani bunların kesişimleri vardır demek istiyor aslında. B kesişim C eşit değildir boş küme diyerek kesişimleri vardır. Kesişir bu iki küme diyor. A'nın eleman sayısı 4, B'nin eleman sayısı 7, C'nin eleman sayısı 5 dediğine göre böyle bir ifade de... Bak kartezyen çarpımı var burada. Kartezyen çarpımı varsa dikkat edeceğiz. En çok kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bu ifadeye bir bakalım bakalım. Şimdi A çarpı B birleşim A çarpı C demiş. Ben burada kartezyen çarpımın dağılma özelliği görüyorum. Yani ortak parantez alabilirim. Bak burada da A çarpı var burada da A çarpı var. Ortak parantez alırken A çarpı diyorum. Parantez açıyorum. Sonra geriye kalanları yazıyorum. Ne kaldı? B birleşim C kaldı. Burada gözüküyor. B birleşim C işareti kaldı. Bunları kapattığım zaman. O zaman B birleşim C'yi A ile kartezyen çarpımı yapıyorum. Ve bunun eleman sayısını soruyorum ben aslında. Şimdi eleman sayısı nasıl bulunuyordu aslında? Eleman sayısı kartezyen çarpımında iki kümenin eleman sayılarını çarparak. Yani S A ile çarpı S B birleşim C. Yani B birleşim C'nin eleman sayısı ile A'nın eleman sayısını çarptığınız zaman kartezyen çarpımının eleman sayısını buluyorsun. Şimdi A'nın eleman sayısı 4 zaten. O zaman 4 çarpı A'nın eleman sayısını bulduk. B birleşim C'yi bilmiyoruz. Hmm. Şimdi B'yi biliyoruz. C'yi biliyoruz ama B birleşim C'yi bilmiyoruz. Ama demiş ki bu iki küme birbirine kesişir demiş. O zaman çizelim bakalım. B ve C kümesi olsun bunlar. Ve eleman sayıları bunun yediymiş, Bunun da beşmiş. Şimdi e, en çok kaçtır diyor. Bunların kesiştiğini biliyoruz. Boş küme olmadığını biliyoruz kesişimlerden. En çok kaçtır diyor. Peki burası eee Şimdi ki, birleşimin eleman sayısı nasıl bulunuyordu? Birleşimin eleman sayısı B birleşim C'nin eleman sayısı eşittir. B'nin eleman sayısı artı C'nin eleman sayısı eksi kesişimlerinin eleman sayısıydı. Şimdi B'nin eleman sayısını biliyor muyuz? 7. Tamam. E, ee, C'nin eleman sayısını biliyoruz 5. O zaman 5 ile 7'yi topla 12. Bir de bundan kesişimi çıkar. Ama en çok olmasını istiyor. Ben de bunun en çok olmasını istiyorum. 4 ile neyi çok çarparsam o kadar çok çıkar sonuç. Ama bunun çok olabilmesi için de bunun az olması gerekiyor. Kesişimin az olması gerekiyor. En az kaç olabilir kesişimi? Kesiştiğine göre 0 diyemeyiz. En az 1 olsun. O zaman buraya 6 kalır. 7, 6 artı 1'dir. 5 de 1 artı 4'tür. Dolayısıyla en az olabileceği değer 1 olduğuna göre kesişimleri 1 olursa eğer 11 aslında... B birleşim olabileceği en büyük değer oluyor. 4 kere 11'de 44 tane elemana sahiptir diyoruz kartezyen çarpım kümesi. Evet yepyeni bir sorumuzla beraberiz. X, Y, Z birbirinden farklı pozitif tam sayılardır demiş. Olduğuna göre X, Y, Z toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değerden kaç fazla demiş. En büyük değer en küçük değerden kaç fazla diye soruyor bize. Bakalım X çarpı Y eşittir 40, Y çarpı Z'de 64'müş. Ve birbirinden farklı. Burası çok önemli. Sınavda bu çıkar. Yani bu bir öncül. Bu öncülü atlamamamız gerekiyor. Ve pozitif tam sayılar. Tamam. Şimdi X ile Y'nin çarpımı 40'sa acaba bunlar kaç olabilir? İşte bir kere 40 olur. 2 kere 20 olur. 4 kere 10 olur gibi değişebilir. Y çarpı Z'de 64'müş. Burada da Burada da y var, burada da y var. İkisinin de çarpımları e, farklı sayılar çıkmış. Peki alabileceği en büyük değeri bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Aslında bizim e, bütün olabilecekleri denememiz gerekiyor. Ben diyorum ki ilk başta bu ikisinin ortak olduğuna göre 40 ile 64'ün ortak çarpanları ne acaba? 40 ile 64'ün ortak çarpanlarına baktığımız zaman 1 olabilir, 2 olabilir... Dört olabilir. E, ee, beş olamaz. Altı olamaz. Yedi, sekiz olabilir. Dokuz olabilir mi? On, on bir, on iki, on üç, on dört. Olmuyor çünkü kırkla altmış dördün ortak çarpanlarına baktığımız zaman en büyük ortak çarpanı sekizdir aslında. Kırkı bir kere kırk, iki kere yirmi, dört e, kere on, 5 e, kere 8 diye açabilirim. 64'ü de 1 kere 64, 2 kere 32, 3 kere olmaz, 4 kere 16, 5 kere olmaz, 6 kere 7 kere 8 kere 8 şeklinde açabilirim. Bunların ortak çarpanları 1, 2, hop, 4 ve 8'dir başka da yoktur. Dolayısıyla burada Teker teker bütün olabilecekleri denediğim zaman aslında sonucu çok rahat ulaşabilirim. O zaman y burada 1 olabilir. y 1 olursa bu 40 olur. y 1 olursa bu 64 olur. Şimdi x artı y z'nin alabileceği toplama bakalım şimdi. 40 artı y 1'di. de 64'tü. 105 çıkıyor. Bu alabileceği en büyük değerler. Şimdi diğerlerine bakalım. Şimdi... Y arkadaşımız 8 olsa, bu 8 olsa, 8 kere 5 40, bu 8 olsa, 8 kere 8 64. E, dolayısıyla e, ne oluyor? X 5 artı Y 8 artı Z 8 eşittir 16, 21 çıkıyor ama patlar. Neden? ...birbirinden farklı demişti. Y ve Z'yi aynı alamazsın. Dolayısıyla 21 seçeneğimizi atıyoruz. O zaman başka bir şey denememiz gerekiyor. 8'de patladık. 1 oldu. Ama 4'ü deneyelim bakalım şimdi de. 4'ü de farklı bir renkte deneyelim. Y4 olsa 4 kere 16, 64. Y4 olsa 4 kere 10, 40. Dolayısıyla ee, bu Y4 olduğu, X10 olduğu... Z de 16 oldu ve bunları topladığımız zaman 14, 16, 30 çıktı. O zaman en büyük değer bizim için 105, en küçük değer de bizim için 30 çıktı. 105 eksi 30'dan da cevabımızın 75 olduğunu bulabiliriz. A sayısı 13 ile bölümünde bölüm 5. Kalan A doğal sayısıdır. Küçük A doğal sayısı. Ee, ve 4B, 6C, 4 basamak sayısının 9 ile bölümünden kalan 2, 5 ile bölümünden kalan 3'tür demiş. Buna göre A artı B artı C'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diye de soruyor. Bakalım. Şimdi A sayısını 13'e bölüyoruz. Ee, bölüm 5'miş. Kalan da küçük A sayısıymış. Tamam. Şimdi A, B, C'nin en büyük değerini alıyoruz. O zaman biz A'yı en büyük yapmak zorundayız. A'nın en büyük değerini bulabilmek için şimdi diyeceğiz ki A bunun da bunun çarpımı 13 kere 5 artı küçük a sayısıdır. şimdi 13 kere 5 65 artı küçük a sayımız. peki burada ikinci kuralımız neydi bölmede bu her zaman bundan küçük olmak zorunda. yani a küçüktür 13 olmak zorunda. en fazla kaç olabilir o zaman? çünkü en büyük değer arıyoruz. 12 olabilir. o zaman 65 artı 12'den 77 ...A'nın alabileceği... ...en büyük değerde diyoruz. Şimdi A'yı bulduk. 77. Şimdi Diyor ki bize... ...B artı C'yi de soruyor. 4B6C... ...4 basamaklı sayısının... ...9 ile bölümünden... ...kalan 2... ...5 ile bölümünden kalan 3'tür... ...diye bize sormuş. 4B6C sayısı... ...bir kere 5 ile bölümünden kalan 3 ise... ...son basamağı... ...5 ile bölümünde 0 ya da 5 olmalıydı ya... ...kalan 3 ise... 3 ya da 8 olmalı. O zaman bu sayımız ya 4 B 6 3 olacak ya da 4 B 6 8 olacak. Yani bu ikisinden bir tanesi. 5 ile bölümünden kalan 3 olabilmesi için. Ve 9 ile bölümünden kalan 2 olmasını istiyoruz. O zaman rakamları toplamı yani 4 artı B artı 6 artı 3'ün 9'un katından 2 fazla olması gerekiyor. Ve aynı şekilde 4 artı B artı 6 artı 8'in 9'un katından 2 fazla olması gerekiyor. Burası 13 artı B'nin 9'un katından 2 fazla olması gerekiyor. Burası da 14, 18 artı B'nin de 9'un katından 2 fazla olması gerekiyor. Çünkü 9 evrimde kalan 2'ymiş. Şimdi 9'un en yakın katı kaçtır dersek 18 deriz. 18'den 2 fazlası dersek mesela 20 deriz buna. O zaman B buradan 7 çıkıyor. Aynı şekilde 18, e, 20 desek bunu B buradan 2 çıkıyor. Ve bizim burada A artı B artı C için en yüksek B'yi bulmak istiyorduk. O zaman 7 olur diyoruz. Ama 7 durumunda e, bu C'nin 3 olması gerekiyor. Bu 2 durumunda da C'nin 8 olması gerekiyor. Yani... B artı C burada bu ikisinin toplamından 10. Burada ise bu ikisinin toplamından 10 çıkıyor. İkisinin aynı sonuç çıkıyor. O zaman B artı C her zaman 10 çıkıyor. E, 77 de zaten bu arkadaşımızdı. Sonuç olarak 77 artı 10'dan 87 doğru cevabımıza ulaşmış olduk. Ödüllü sorumuzu yapalım, yorumla yollayın. İnşallah yazınızda en iyi notlar alacaksınız. Hadi bakalım görüşmek üzere.